Toprak Bey, doğru mu duydum yoksa şaka mı yapıyorsunuz? Burak'ı çabuk odasına götür. Hadi. Üzgünüm. Üzgün müsün? Gerçekten üzgünüm. Bırakın beni! Bırakın beni! Değerli misafirler, düğünümüz bitmiştir. Lütfen sizleri dışarı alalım. Hadi arkadaşlar, lütfen. Hadi boşaltın. Tam inanamıyorum. Şükürler olsun. Çık, çık şuradan. Çık, çık. Aydan. Aydan. Aydan aç lütfen kapıyı. Bak inan bana her şey çok güzel olacak. Bir yudum su iç hadi oturup konuşalım. Açmıyor Ayda. He? Hayır açmıyor. Su almaya indim. Bir daha da almadı beni içeri. Geç bakayım şöyle. Aydan. Aç kapıyı kızım. Açmayacağım. Defola gidin. Aydan ama seni çok merak ediyoruz. Mahvoldu. Herkese rezil oldum. Aydan bizi çok üzüyorsun. Lütfen aç kapıyı. Aydan, Aydan aç kapıyı yani. Defol lan! Çıkın gidin. Hiç kimseyi istemiyorum yanımda. Oğlum, demin biz ne yaşadık? Ha? Sen Aydan'a bunu nasıl yapabildin? Aklım almıyor. Kızcağız yıllarca bu anın hayaliyle yaşadı. Sen ne zaman bu kadar zalim olabildin? Ha? O kızın hayalini niye berbat ettin? O senin çocuğunun annesi. Anne yeter! Hiç sırası değil. Of. Ay nedir senin fikrini değiştiren? Niye sen fikrini değiştirdin bir anlasam? Of. Ben şimdi Aydan'ı nasıl sakinleştireceğim? Ya o da ben de istemiyorum vazgeçtim derse. Beş parasız kalırız orada da. Her şey onun. Her şey bu ev bile. Ay Toprak da evlenmezse. Ah Toprak. Nasıl yapabildin bunu? Şöyle.
Gönül razı gelmeyince akıl karar veremiyor işte. Gel şunu kaldıralım. Ne oldu? Açmıyor mu kapıyı? Yok. Ne dediysek açmıyor. Tabii. Rezil oldu kızcağız. Biz de rezil olduk. Uf, Toprak bunu nasıl yaptı? Keriman Hanım, Toprak Bey dışarı çıktı. Haberiniz olsun istedim. Of Toprak, of, of. Dur bir dakika, bana şu bakıcı kızı çağır. Fidan'ı mı? Fidan'la ilgili bir şey mi var Keriman Hanım? Ya sen niye soruyorsun? Onu çağır bana. Peki. Allah Allah ya. Senay, dualarım kabul oldu. Evlenmedi. Nikah masasında hayır dedi. Ne diyorsun sen ya? Şaka yapmıyorsun değil mi? Nasıl oldu bu iş? İnan ben de bilmiyorum nasıl olduğunu. Senay duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Hayır dedi. Her şey iptal oldu. Tam ben bütün umudumu yitirmişken. Allah'ım, gerçekleri ona göstermek için hala zamanım var. Eğer evlenselerdi... Evlenselerdi benim dediklerimin hiçbir anlamı olmazdı. Aydan Hanım onu asla bırakmazdı. Gerçekleri öğrense bile bırakmazdı Necat'ımı, biliyorum. Ben her şeyi anlatacağım ona. Hatırlamaması da umurumda değil. Ben hatırlatacağım. Hem belki ona gerek bile kalmaz. Belki birden bile hatırlar beni. Hayırlısı olsun kuzum ya. Şenay, ben hemen sana haber vermek istedim ama Burak'la ilgilenmem lazım. Yavrum, o da çok şaşkındır şimdi. Haber vereceğim ben sana, tamam mı? Hadi bay bay. Fidan. Keriman Hanım seni çağırıyor kızım. Beni neden çağırıyor ki Hacı teyze? Dün bütün gün Toprak Bey'le olduğunu biliyor ya. Onu soracaktır herhalde. Toprak Bey'in fikrini değiştirecek bir şey yaşayıp yaşamadığını soracaktır kesin. Ben ona ne söyleyebilirim ki? Bir konuş bakalım. Olan olduğu gibi anlatırsın işte kızım. Şey Halit teyze. Aydan Hanım nasıl? Hiç iyi değil kızım. Kendini odasına kapadı. Toprak Bey de annesiyle tartıştı, çekti gitti. Anlayacağın hiç kimse iyi değil. Hadi. Keriman Hanım'ı fazla bekletme de kızmasın. İnşallah bu işin ucu sana dokunmaz kızım. Keriman Hanım, beni çağırmışsınız. Otur. Otur. Dün bütün gün oğlumla berabermişsiniz. Ne yaptınız? Nereye gittiniz? Toprak Bey aklında bir yer olduğunu söyledi. Aklında bir yer derken bir şey mi hatırladı? Ben bilemiyorum. Hem biz zaten oraya gidemedik. Nasıl gidemediniz? Bütün gün yoktunuz. Gece de gelmediniz. Ne yaptınız o zaman? Keriman Hanım, yoldayken araba arızalandı. Yardım edecek de kimseyi bulamadık. Telefonlar da çekmiyordu. Havada serin olunca biz Burak üşümesin diye yakınlarda bir kulübeye sığındık. Toprağın aklındaki yere gitmek için yola çıktınız. Yolda araba bozuldu, gidemediniz. Öyle mi? Peki, dün siz birlikteyken toprağa üzecek bir şey oldu mu? Ya da ne bileyim, her zamanki durumundan daha garip, farklı olacak bir şey hissettin mi? Nasıl yani?
Yani geçmişe ait bir şeyler hatırladı mı Toprak? Ben bilemiyorum. Delirtme beni. Bilemiyorum ne demek, delirtme beni. Onun Aydan'la evlenmekten vazgeçecek bir şey olmuş olmalı. Bugünün bir açıklaması olmalı. Kerim Hanım, inanın bilmiyorum. Toprak Bey bir şey hatırladı mı? Ben bir şey fark etmedim, bilmiyorum. Yani Toprak'ın durumunu az çok biliyorsun. O bu durumdayken hiç bilmediği bir yere onu götürmekte bir çekince görmedin. He? Sen üzerine vazife olmayan işlere karışmaya pek heveslisin. Ama ben sana hatırlatayım. Senin buradaki işin Burak'a bakmak. Sen bakıcısın. Çocuğa bakacaksın. Babasıyla gezip tozmayacaksın. Kerim Hanım, ben yardımcı... Sus! Konakta herkes yerini bilecek. Hadi şimdi git. Burak'a bak, hadi git. Hadi git! Ne bakıyor suratıma? Kerim Hanım, Toprak abinin peşinden gideyim mi? Yok. Bırak biraz yalnız kalsın, ona zaman verelim. Düşünsün biraz. Geleyim ben. Git. Keriman Hanım'ın öfkesi bununla kaldı ya. Buna da şükür kızım. Hadi sakinleş sen de. İşinden olmadın ya. Benden şüpheleniyor Halide teyze. Bana bakışını bir görseydin. Ağzıyla değil ama gözleriyle sen yaptın dedi bana resmen. Ya haksız da sayılmaz be kızım. Bak kızım. Sen artık olaylara pek karışma. Gözünü seveyim. Toprak Bey'den de uzak dur. Sen sadece Burak'la ilgilen. Olur mu yavrum? Toprak Bey dönmedi hala değil mi Halide teyze? Kızım. Aydan. Aydan. Aydan aç, bak seni merak ediyoruz. Çok yorgunum Keriman Hanım. Yalnız kalmaya ve dinlenmeye ihtiyacım var. Peki. Sen bilirsin kızım. Bir şeye ihtiyacın olursa ben aşağıdayım. Sana değil. Toprağa ihtiyacım var, anlamıyor musun? Yıllarca seni bekledim Toprak. Senden bu kadar kolay vazgeçmeyeceğim. Aydan perişan oldu. Hem de nasıl? O kadar insanın önünde yüzüstü bırakıldı. Kolay değil. Hem de hiç kolay değil. Ya düşünüyorum, düşünüyorum. Bir şey bulamıyorum. Ya bir imza ya, bir imza. Abimi neden bu kadar rahatsız ediyor? Benim suçumdu. Aydan. Nasılsın Aydan? İyiyim, merak etmeyin. Sadece kendime kızıyorum. Hepsi benim suçumdu. Hepsi. Olur mu öyle şey? Çok üzerine gittim Toprağın. Hazır olmadığı belliydi işte. Aydan, keşke senin için yapabileceğim bir şey olsaydı. Çok zorladım Toprağın. En başından beri belliydi. Böyle yapmamalıydım. En başından beri böyle yapmamalıydım. Bu aşamaya gelmeden önce seninle konuşmam lazımdı, biliyorum. Aklım çok karışık.
Ne düşündüğümü, ne hissettiğimi bilmiyorum. Benim biraz daha zamana ihtiyacım var. Aklımı toplamak, kendimi anlamak için. Sana, bana, bize dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Haklısın. Seni çok iyi anlıyorum. Senin hatırlaman en önemlisi. Ben seni ömrümün sonuna kadar beklerim Toprak. Fida abla, çok kötü bir şey oldu değil mi? O yüzden yüzü herkesin asık. Canım, Burak'cığım, sen bunu büyüyüp kocaman bir adam olduğunda çok daha iyi anlayacaksın. Biliyorum şu an bazı şeyleri anlamıyorsun ama hayat bazen böyledir. Bazen büyükler çocukların anlayamayacağı kararlar verebilirler. Büyüyünce anlayacağım ama değil mi? Fidan abla, ben ne zaman büyüyeceğim? Az kaldı, sabret. Süt içersem hemen büyürüm değil mi? Fidan abla, ben süt içebilir miyim? İç tabii. O zaman ben gidip sana süt hazırlayayım hemen, olur mu? Olur. Ama çilekli olsun. Tamam. Babaanne, sen de üzgün müsün? Biraz üzgünüm, evet. Annemle babam evlenmediler ya. Şimdi ne olacak babaanne? Babanın kafası biraz karışık. Ama onlar birbirlerini çok seviyorlar. Hem de çok seviyorlar. Ama ikisi de biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Sen çok akıllı bir çocuksun. Sakın bunları düşünüp kendini üzme. İnan bana, her şey eskisi gibi olacak. Tamam. Şimdi bakıcın Fidan ablanla oyna. Tamam. Al canım. Ve kırmızı kurbağa ailesiyle sonsuza dek çok mutlu yaşamış. Sen neden uyumuyorsun bakayım? Babamı merak ediyorum. Eve dönmüş müdür? Ben de bilmiyorum canım. Ama mutlaka dönecek. Seni bırakıp gitmez, merak etme. Hem uyursan zaman daha çabuk geçer. Zaman daha çabuk geçerse de uyandığın gibi babanı görebilirsin. Tamam. Uyanınca hemen babamın yanına koşacağım. Anlaştık. Hadi şimdi kapa gözlerini bakalım.
Toprak Bey. Ben Burak'a bakmaya gelmiştim. Burak da uyumadan hemen önce sizi sordu. Uyandığında ilk işi sizi görecekmiş. Ah Necat, ne olur hatırlasan. Nasılsınız? İyiyim. Şey, müsaadenizle ben şunu mutfağa götürecektim. Ben dün gece için teşekkür ederim. Dün o kulübede söyledikleriniz. Orada. Benim için çok anlamlıydı. Baba. Benim doğduğumu hatırlıyor musun? Ben doğduğumda sevmiş miydin? Hatırlamıyorum oğlum. Çok acıkmamış mıydın sen? Neden yemiyorsun? Ben çok üzülüyorum. Keşke babam beni hatırlasa. Ama babam bir gün her şeyi hatırlayacak, biliyor musun? Seni de hatırlayacak. Sadece birazcık sabretmen lazım. Gerçekten mi? Gerçekten ya. İnan bana, her şeyi hatırlayacak. Hem sen buna inanırsan baban çok daha hızlı hatırlar. İnanıyorsun değil mi? İnanıyorum. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Kahvaltımızı ediyoruz. Anlaştık mı? Üzülmeyin. Akıl unutsa da kalp unutmaz. Hatırlar. Akıl unutsa da kalp unutmaz. Hatırlar. İyi akşamlar.